Torba yasa son dakika bilgileri 3 Aralık, torba yasa meclisten geçti mi? Torba yasa ne zaman çıkacak, neleri kapsıyor? TBMM'ye geldi. Gözler resmi gazetede. Torba yasa son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ekonomiye ilişkin düzenlemelerin ağırlıklı olduğu 80 maddelik torba kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na geldi. Yapılacak görüşmelerin ardından torba yasa resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek. Evlilik kredisi düzenlemesinin torba kanunda belirlenmesi beklenirken, fiyat istikrarını hedefleyen ve dezenflasyon çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulacak düzenlemeler netlik kazanacak. Peki, torba yasada neler var, içeriği ne? Torba yasa ne zaman çıkacak? İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler. Torba yasa teklifi maddeleri, teklifin meclise gelmesiyle netleşmeye başladı. İkinci torba yasada yeni evlenenlere kredinin ilk gündemlerden biri olması öngörülürken, taşerona kadro düzenlemelerinin de teklifte yer alması bekleniyor. Ekonomiye yönelik düzenlemelerin yer aldığı torba yasa teklifi 24 Kasım Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi, TBMM, başkanlığına sunulmuştu, 80 maddelik torba kanun teklifi çalışmaları mecliste devam ediyor. Peki, torba yasa ne zaman çıkacak, içeriği ne? İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler. Torba yasa ne zaman çıkacak? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, torba kanun teklifini görüşmek üzere geçtiğimiz gün toplandı. Gazetecilerin görüntü almasından sonra toplantı basına kapalı olarak devam etti. Ekonomiye ilişkin düzenlemelerin ağırlıklı olduğu 80 maddelik torba kanun teklifi, 24 Kasım Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi, TBMM, başkanlığına sunulmuştu. Aynı gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderilen torba kanun taslağında vergilere ilişkin de pek çok düzenleme yer alıyor. Çalışmalar mecliste devam ediyor. Torba teklif TBMM'den geçtiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. Torba yasa içeriği ne? Teklifin en önemli başlığı, fahiş fiyatla mücadele. Deprem bölgesinde inşaat ve yapı malzemelerini yüksek fiyattan satan işletmeler için cezalar 10 kat artırılacak. Torba teklife göre, ileri tarihli çeklerde vade öncesi ibraz yasağı uzatılacak. Şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranının üst sınırı %93'e çıkarılacak. Teklifte, kur koruma mevduat hesaplarına ilişkin de bir düzenleme yapıldı. Kurumlar vergisinin istisna süresi 30 Haziran 2024'e uzatılacak. Emeklilere tek seferlik 5000 liralık ödeme düzenlemesi de komisyonda görüşülerek torba yasaya ek madde olarak eklenmesi kabul edildi. Buna göre çalışmayan emeklilere Kasım ayının ilk çeyreğinde tek sefere mahsus olarak 5000 lira ödeme yapılması, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçerek TBMM Genel Kurulu'nda değerlendirilecek. Yasa düzenlemesine göre hem emekli olup, hem fiilen çalışmayı sürdürenlere ve Ekim ayı içerisinde iş akdini fesheden emeklilere ise ödeme yapılmayacak. Konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam eden görüşmesi sona erdi. Kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin genel esaslara, izin belgesi düzenlenmesine, idari yaptırımlara ve turizm amaçlı kiralanan konutların tabi olacağı mevzuata ilişkin hükümleri kapsıyor. Tek seferde 100 günden fazla süreli yapılan kiralamalar ise teklifin kapsamı dışında tutuldu. Konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için turizm amaçlı kiralama sözleşmesi yapılmadan önce izin belgesi alınması gerekecek. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca nitelikleri belirlenen plaket, turizm amaçlı kiralama yapılan konutun girişine asılmasına karar verildi. İzin belgesi sahibi, gerçek kişi ise ölüm tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mirasçılar tarafından başvuruda bulunulmaması veya tüzel kişi ise tüzel kişiliğinin sona ermesi durumunda izin belgesi geçersiz hale gelecek. Ancak kullanıcıların hakları, sözleşme süresi sonuna kadar devam edecek.